Abi kıpırdamıyorum. Herkese selamlar. Okan Buruk'un en büyük destekçisi Reşit Ömer Kükner, torunu Ela'nın doğumundan sonra Amerika'daki en sevindirici günlerinden birini yaşadı tahmin ediyorum. Ömer abi tebrik ederim. Yani sabreden serviş muradına ermiş diye bir laf var. Evet. Parça parça hep görüyorduk. Yani şey söyleyeyim. Giresun maçında ondan sonra Kayseri maçında çeşitli hataları oldu Kamburun. Ama onun dışındaki bütün maçlarda hep ileriye doğru gittiğini görüyordum. Hep oyunu üzerine koyarak kurguladığını görüyordum. Bugün artık zirve yaptı. Yani bence Okan Buruk'un şampiyon olduğu Başakşehir, kupayı aldığı Akhisar, işte kümeleye düşmekten kurtardığı Rize, ondan sonra ilk başladığı Elazığ'da çok güzel maçları vardı umutsuz bir takımdan. Ama bugün zirveye çıktı, Ağrı Dağı'na çıktı. Oynattığı Gerçekten futbol yani aldığı sonuçlar. ben Okan Buruk'u destekleyenlerden biriydim. Şüpheye düştüm. Sen hiç şüpheye düşmedin. O yüzden haklı olarak bunun keyfini çıkart. Şimdi Galatasaray Beşiktaş derbisini kazandıktan sonra Başakşehir bir başka finaldi. Düşünsene bu iki maçı kaybetse Galatasaray. Beşiktaş ve Başakşehir maçlarından 5 puan kaybetmiş olsa mesela değişim bile tartışılabilecekken Beşiktaş'ı yenip Fenerbahçe bugün kaybettikten sonra Başakşehir'i. Başakşehir'i Emre Belözoğlu'nun deyimiyle haddini bildirdikten sonra artık şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri haline geldi Galatasaray. Şimdi sana bir soru. Maçlar 7-0 bitecek ve 2-1 bitecek deseler ve aradaki puan farkı 8 olacak deseler şaşırır mıydın bugün? Yani Yani 2-1 Başakşehir yenecek, 7-0 Fenerbahçe yenecek deselerdi akla çok yakın olabilirdi yani. ben hep öyle Evet. kurguladım bu haftayı. Yani açık söyleyeyim, yani 5 puanla Dünya Kupası arasına gitmek Galatasaray için iyi olur demiştim. Beşiktaş artı Başakşehir gibi en zorlu iki maçı peş peşe oynaması halinde. Fakat bugün işte futbol böyle bir şey. Çalışanın, emek verenin, ter dökenin, dürüst oynayanın bir şekilde hakkı ortaya çıkıyor. Yani bunu ilahi güçlere bağlamıyorum ben. Sonuç bir şekilde geliyor. Çünkü bu tek maçlık oyunlar değil bunlar. Eleme maçları değil. İşte 34 hafta oynayacaksın. 34 haftada 36. mutlaka 36 pardon. Aklım hep yine eski sisteme Evet, gitti. ben de 36 haftada mutlaka iyi oynayanın kazanacağı şey geliyor. Futbol sonuç veriyor. Şöyle söyleyeyim sana. İşte Ankaragücü Trabzon'u seyrettim. Ondan sonra Fenerbahçe Giresun maçlarını seyrettim. Onlar da yani şey bir fena maçlar olmadı. Ama Galatasaray'ın oynadığı futbol başka bir futbol. Yani onun sonuç alamamasına rağmen böyle olacağını ben tahmin edip hep söylüyordum. Bir şey daha söyleyeyim. Geçen hafta Abdülkerim Oliveira'nın ortasından duran top ortasına kafayla gol atacak demiştim. Beni bir maç yanıltarak çok güzel bir gol attı ve muazzam oynadı bugün. Mata'nın pasında attı. Evet, Evet. Yani evet. her maç. Oliveira değil Mata, Beşiktaş değil Başakşehir ama Şimdi Abdülkerim'e kafayla golü attırdım sonunda. evet. 4-5 tane daha atacak sezon sonuna kadar. Yatacak çünkü Konya Spor'dayken de özellikle duran top organizasyonlarında çok büyük fark yaratan bir oyuncu olarak zaten bütün Türkiye'nin dikkatini çekmişti. Sprinter, çabuk, ayağı iyi, bir de gidip ekstra işler yapıyor. Yani o kafa şutunun direkten dönmesi çok büyük talihsizlikti. Lan dedim herhalde atamayacak bu Galatasaray'da hiç gol ama senin kalbin temizmiş. Mata attırdı. Şimdi Jorge Jesus Fenerbahçe Başakşehir'i 1-0 yendiği zaman Avrupa kalitesinde bir maç oynandı. Çok güçlü bir rakiple oynadık.
sistemi, felsefesi olan, kaliteli kadrosu olan bir takımla demişti. Ve Başakşehir gerçekten hem ligde hem Avrupa kupalarında Türkiye'yi çok iyi temsil eden takımlardan biri oldu. Ben açıkçası hiç beklemiyordum. Neyi bu kadar iyi yaptı da Galatasaray bu fark geldi? Şimdi Son altı notlarına geç bakalım. Başakşehir aslında hücum varyasyonları çoklu olan bir takım. Fakat bugün Galatasaray'a karşı topu Traore'ye at, Traore ya gol atsın ya attırsın taktiğiyle başladı. Ondan sonra Okaka yerine Kenny ile başladı. Mesela ben teknik hatalarını söylüyorum karşı takımın teknik direktörünü. Fakat hesaplanmayan bir şey çıktı karşısına. Bir, sakatlanana kadar Emre Taşdemir. İki, Kazım Can Karataş maçın Harika oynadı. sonunda girdikten olağanüstü oynadı. Yani Kazım Can, geçen hafta hep ne söylüyorduk? Galatasaray'ın iyi bir yerli sol bek olması Okan Buruk'a çok büyük imkanlar sağlıyor demiştik. Şimdi bir değil, iki tane iyi sol beki var. Emre Taşdemir'in sakatlığı hafif galiba. Yani yürüyerek çıktı ve şeye oturdu. Yedek kulübesine Evet. oturdu. Ama Kazım Can, şimdi bir İzmirli olarak senin de gurur duyman lazım. Muazzam ötesi oynadı. Çok çok beğendim. Mustafa Ama Hoca'ya da Altay altyapı antrenörlerine teşekkür edeyim. Kazım Can'ın ilk maçını da stadyumdan seyretmiş biri olarak yani o tek topları falan olağanüstüydü. önde mi o başlıyordu? Ön değil mi Kazım Can'ın aslı? Opasyanın solunda Yani başlıyordu. peki. Evet ama yani şey bek de oynattı Mustafa Hoca. Yok, sonra oynattılar biliyorum. Sinan Kaloğlu da İranlı oynadı galiba. sakatlanınca Hı. Kazımcan'ı sol arkaya attı. Neyse önde baskıyı muhteşem yaptılar. Maçta o kadar çok sekans var ki gerçekten filmi çekilecek bir maç. Şimdi Sen herkes, şimdi bak, 3 gol atmış, hat-trick yapmış ve Başakşehir'le problemli ayrılmış bir Kerem var değil mi? evet. Muazzam oynamış bir Icardi var. Ondan sonra kusursuz oynamış işte Torreira. Nelson, Torreira'ya geleceğim, dur. Evet. Bütün bunların yanında bir tane Torreira diye bir adam var. Sen A Spor'da sabah program yapıyordun. Ben de çiftlikte çok erken kalkıyordum Lüleburgaz'da o zaman. Her sabah seni seyrediyordum. Eksik Sana olma. mesaj attım. Melo'yu sattığı zaman Galatasaray, Melo'yu sattı Hakan, Galatasaray şampiyonluk şeyini bitirdi, şansını bitirdi demiştim. Şimdi Melo tabii bizim için çok önemli bir oyuncu. Futbolculuğunun dışında sahaya koyduğu şeyle, mücadele hırsıyla, takımı ateşleme hırsıyla bambaşka bir oyuncuydu. Ondan daha teknik, daha kaliteli oyuncular vardır mutlaka. Bugün de var Galatasaray'da. Ama hep Melo'yu aradı Galatasaray. Bugün size alın minik bir Uruguaylı Melo diye Torreira bütün Türkiye'ye kendini gösterdi. Muhtemelen de Uruguay milli takımında ilk 11 oynar. Yani Tabii canım. maçlardan önce oynanan son resmi maç bu, Dünya Kupası maçlarından önce. Teknik direktörü herkesin performansına bakıp ondan sonra kaleye Muslera'yı, önüne işte bir kadroyu, ondan sonra Torreira'yı yazıp araları dolduracaktır. Muazzam oynadı. Ve Yani ikinci gol hem penaltı maçın kırılma anıydı üstelik. Orada da başrolde Torreira vardı. Yani kaptığı topla başlattığı hücum ve topu rakibinin üstünden geçirip penaltıyı alması olağanüstüydü. Endişemiye'yi tuş etti topla. Endaşimi'yi biliyorsun Malatya'da orta sahaydı. Sonra İstanbul'da gelince stoper, Stoper. geçen hafta galiba orta saha oynadı. Hatay maçında ara Evet. ara baktım. Ağırlıklı olarak stoper olarak kullanıyor ve çok başarılıydı bugüne Çok. kadar. Bugün herkes onun stoper olmadığını falan söylüyor. Çok ayıp ediyorlar. Yok, Yani doğru değil. Doğru değil. karşısındaki oyunculara bir bakarsanız eğer takımın çözüldüğünü görürseniz Endişemiye üzerinden konuşmazsınız. Galatasaray Türkiye'de önde baskıyı bu sezon en iyi yapan takım oldu. Yani Şimdi Fenerbahçe ben spikeri çok çok iyi sevmiyorum. yapıyordu. Bu Evet. maçı anlatan spikeri çok sevmiyorum ama galiba 4-0 iken, yani arada böyle güzel şeyler de söylüyor, bağırmasa daha iyi olacak. 4-0 iken dedi ki, biz tabii bütününü görmüyoruz, o sahanın bütününü görüyor. Kamera ceza sahası civarı gösteriyor. Dedi ki maç 4-0 iken Galatasaray 8 kişiyle yarı sahada baskı yapıyor dedi. Evet. Şimdi bunlar hep, şimdi 96-2000 Fatih Terim futbolu oynatıyor.
ya da amaçlıyor diyorduk. İşte benim söylediğim bu. Ondan sonra Lucescu'dan da ufak tefek böyle kırıntılar var şeyde. Okan Buruk'ta. Okan Buruk'u ben yani futbolculuğunun dışında teknik direktörlüğünde gösterdiği başarısından ötürü zaten çok seviyordum. Ama artık geçen hafta söyledim yani Okan'a artık Okan Buruk'a pardon o bizim hocamız biz futbolculuğundan alıştık bizim evladımız gibiydi. İlk maçına da gitmiştim. Abisine karşı oynamıştı Bakırköy'de. Evet. Bakırköy maçında Gol Mustafa Denizli yapmıştı. oynatmıştı. Mustafa İki gol Denizli. atmıştı. Evet. Okan Buruk artık tamam dedirtti yani. Yani Okan Buruk. kaybettiği kamuoyu karşısındaki prestiji tekrar kazandı. Özgüven sıkıntısına düştüyse o kalktı gitti ortadan çünkü Şenol Güneş'li Beşiktaş ve ligin en yüksek puan ortalamalı teknik direktörlerinden biri. Hem geçen sene hem bu sene Emre Kılıçdaroğlu'nun Başakşehir'ini yenerek rüştünü net bir şekilde ispat etmiş oldu. Geçen hafta Icardi'nin antrenmanı terk ederek Arjantin'e gittiğini, yedek kaldığı zaman bozulduğunu anlatmıştım. O Icardi döndükten sonra onu yine bekletti. Ve şimdi Icardi'den maksimum verim alıyor ve adam büyük futbolcu. Yani o Kerem'e attırdığı goldeki Dur, sırayla gidelim. geç hadi geç. Ben o zaman şöyle gidelim. Bu programın formatını değiştirelim. Kafandaki en güzel 5 fotoğraf bu maçtan. Öyle Bir sayar. kere sezonun golü o. Kerem'e attırdı hem de sol ayağıyla Kerem'in attığı gol. Sezonun golü hem hazırlanış açısından hem Icardi'nin son hamlede dikkat et kale arkasından bir çekim var. Kaleci ve savunma çaresiz. Muhteşem. Kendisi tekte gol yapmayı deneyebilir. O topuğuyla Kerem'e aldağıt pası verdi. Zor pozisyon. Kerem'in vuruşu da çok güzel. Çok güzel. Orada şu küçük de bir ders var. Şimdi biz golü Kerem attı ama kimi konuşuyoruz? Icardi'yi. Tersi de olsun. Süper. Kerem, bazı pozisyonlarda sen atma. %1 bile daha iyi pozisyonda arkadaşın varsa onu ver. Ona ver. Biz seni konuşalım. Şimdi biz Aynen. Icardi'yi konuşuyoruz. Bu kadar. Buradan ne çıkıyor? Gol atmak o kadar da önemli değil. Golün içinde bir şekilde bulunmak önemli. Evet. Golü atanlar övülür ağırlıklı olarak ama olağanüstü bir pastı, olağanüstü bir hücumdu. Ben araya giriyorum. Gir işte, o şakasıydı Bu işte. hayır Sen hayır 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 hayır. Rahat rahat sohbetimizi yapıyoruz. Kerem'e verdiğin öğütü Raşit'sa tutuyor. Son golde Mertens'in önüne bıraktı. evet. Son golden bir önce 6. golde. Seçti. Kendi devrenin sonundaki golde de attırmaya bak işte çalışırsan çabalarsan rakibe çarpıp giriyor. Orada Icardi'ye gol attırayım dedi. Evet. Ama Zaten o Icardi'ye da koştu golden sonra da. Onu gösterdi. sana veriyordum şey Evet. yaptı. Orada şimdi bir ben 416 notlarında da yazdım. Her çarpan topu kendi kalesine atmış gibi yazmaya başladı beIN Spor son dönemde. Şimdi ben yazınca adını unuttum. Altına bir arkadaş dedi ki orta yapılırsa ve çarpıp girerse kendi kalesine sayılıyor. Şut atıp çarparsa oyuncu vuran oyuncuya sayılıyor dedi. Bana mantıklı geldi. Ama orada da şu bir tartışma var. Orada kaleye mi vurdu, Icardi'ye mi verdi? Yani orada da yine bir yorum giriyor. Yo, net Icardi'ye İkardi vurdu. Hayır, bu gol için yapacak. söylemiyor. Gol için söylemiyor. Kerem'e verdiğin öğütü tekrar hatırlatıyorum. Bunu yapanlar var. Doğaçlama. Çünkü bu maç çok kahraman çıkarttı. Raşitsa dahil. Raşitsa gol atmayan çok çalışkan ve çok becerikli Mertens abisine bıraktı topu. Mertens'in Evet. vuruşu da 10 numaraydı. Raşitsa'nın İkinci golde, üçüncü golde, üçüncü golde çizgi üzerinde rakibini geçişi de olağanüstüydü. Onu da Hasan Şaş'a benzettim. Hasan Şaş Orada taca çıktı mı çıkmadı mı diye çok korktum biliyor musun? böyle çok çok içerideydi, sahanın içindeydi. Yani vurdu gitti. Ben gidebileceğini hiç tahmin etmiyordum o tempoda. Çok güçlü, çok iyi bir oyuncu. Umarım bonservisini alabilirler. Genç oyuncuları bonservisleriyle getirirlerse sevineceğim. Hadi bakalım ikiyi geçtik. Üçüncü maçın güzel enstantanesi kafanda kalan. Üçüncü yani Abdülkerim'i söyledim.
o golü atmasını. Yani o kadar çok şey var ki. Ya Icardi'nin penaltısı. Yani Galatasaray, kusura bakmasın, sevgili Galatasaraylılar, Hacı'dan beri penaltıya topu koyduğu zaman %90 gol olacak dediğim bir adama kavuştu. Yani Falcao'yu bile ben iyi penaltıcı demiyordum. Gomis'e demiyordum. İşte Zaten oldum olası beğenmedim penaltıcı olarak. evet. Ama Ya şimdi bir geçen de sene Göztepe maçında harika penaltılar kullanmıştı. Mesela sen beğenmemişsin abi. Ben çok beğendim dedim. Yok dedin. Ertesi maç penaltı kaçırdı. Senin yüzünden. şöyle, şimdi kalede Bursa altyapısından çıkmış kaleci varsa o penaltıyı iki kere dikkatli izleyeceksin. Şimdi Altay, şimdi Fenerbahçe'nin Harun, yani Fenerbahçe'den ayrılan şu anda galiba Eyüpspor'da. Evet. Harun, Paraya Muhammed gittim. Şengezer, Okan Kocuk. Bursa'nın altyapı kaleci hocalarının bir şeyi var. Muazzam penaltı kurtarışı öğretiyorlar. Onun için açık söyleyeyim, Icardi olmasına rağmen penaltı, yani bir de çok kritik, penaltıyı kaçırabilir diye düşünüyordum. Ama öyle bir yere vurdu ki mümkün değil yani o Doğru penaltıyı. köşeyi seçse bile çıkartma ihtimali çok zayıf bir Evet, evet, pozisyon. Evet. evet. O penaltı benim için çok önemli. Ondan sonra Kazım Can'ın oyununu söyledik. Muazzam oynadı. Bir de Oliveira'yı söyleyeyim. Yani Oliveira'ya zaman zaman kızıyoruz. Ağır işte koşuda şey falan diye, ama 6-7 tane Selçuk İnan topu attı ters tarafa. Yani 30 metreye, 40 metreye. Bir de ilk golün o ince pası da Oliveira'dan, o da araya kaynaması. Şimdi Kerem'e verdiği top muazzam yine. sezon başından beri Fenerbahçe'yi büyük bir keyifle izliyoruz. Futbol severlere hizmet eden bir oyun oynuyorlar. Baskı yapıyorlar, pozisyon, pozisyon, pozisyon. Şimdi onlar baskı altına girdiler. Yani erken kırmızı kart onların da oyunlarını bozdu, planlarını bozdu. İyi futbolcular iyi futbol oynarken keyif alıyorlar ve daha iyi oynamaya başlıyorlar. Şimdi Galatasaray bu havayı yakaladı. Ve psikolojik üstünlük sanki Galatasaray'a geçti. Çünkü bugün Jorge Jesus maçtan sonra yaptığı açıklamada bu hakem zaten Valencia'ya da kırmızı kart gösteren hakem demiş. Jesus hakeme sığınmaya başladıysa Fenerbahçe'de bir güvensizlik ifadesi ortada demektir. Ben bugün Galatasaray odaklı kalmak istiyorum. Tabii ben zaten Çünkü Galatasaray'a çevir diye attım pası sana. Yani Fenerbahçe'ye saldır diye söylemedim. Psikolojik üstünlüğün Galatasaray'a geçtiği anlamında söylüyorum evet, burada tabii şey de söyleyelim. Atilla Karaoğlan da çok güzel maç yönetti. ben. İyi bir maç oldu ama abi. Temiz maç Yani oldu. güzel maçta, bak, güzel futbol oynandığı zaman orada da hakemin payını şey yapmamız lazım. Vermek lazım. Atilla Karaoğlan ilk defa ne zaman Galatasaray maçı yönetti biliyor musun? Galatasaray Panathinaikos Ali Sami Yen stadında hazırlık maçı oynadılar. Ben de o maçı Galatasaray televizyonda saha içinde yorumladım. Ondan sonra ve benim çok böyle dikkat ettiğim ufak tefek şeyler vardır. Yani hazırlık maçında hakemin neyine bakacaksın? Mesela çok avantaj oynattı. Oyunun oynanmasına izin verdi. Bir de ben çok dikkat ederim. Avantaj normalde hakemler tarafından tek kolla gösteriliyor artık. Tek elle gösteriliyor 3-4 Evet. senedir. Bunu çok az yapan hakem var. Türkiye'de ilk defa bunu Atilla Karaoğlan'ın yaptığını görmüştüm. 4-5 sene önce ya da kaç sene önceyse Panathinaikos maçı. Ondan sonra o günden sonra böyle bir özel sempatim vardı, ama o da böyle işte oluyor, inişler çıkışlar, iyi maçlar kötü maçlar oluyor. Ama bugün iyi maç yönetti. Yalnız bir iki tane sarı kart vermedi. Onları söylemeyeyim. Yani Galatasaray Ömür abi mesela Serdar Gürler'e vermediği sarı kartı Serdar Gürler'e yapılan ilk harekette verdi. Yani onları da yapsa bugün 10 üzerinden, işte hakemlere 10 vermiyorlar ama 8,5 falan verirdim ben. evet. Şimdi Atilla Karaoğlan bu maça gelmeden önce Deniz Çoban eleştirdi. Kötü 3 maç yönettikten sonra Türkiye'nin en güçlü takımlarından ikisinin maçına vermenin hata olduğunu söyledi. Cüneyt Çakır bıraktı. Yani 7 FIFA kokartlı hakemden biri gitti. 5 tanesi kaldı.
5 tane FIFA kokartlı hakeme maç vermiyorlar. Atilla Karaoğlan'a sürekli maç veriyorlar. O bu sezon FIFA kokartını takıyor. Meraka'nın prensibindeki olan hakem. Ama oyuncular iyi niyetli olduğu zaman maçlar güzel oluyor abi. Oyuncular provokasyon yapmadığı zaman maçlar güzel oluyor. İyi futbolcular da formda olduğu zaman maçlar daha güzel oluyor. Sana manşeti son cümlede söyleyeceğim. Söyle, söyle hemen söyle. Söyleyeyim mi? Ben Icardi'nin Kadife. bu atmayı düşünüyordum başlığı Yok. Yok. da. Kadife ayakların yürüyüşü diyeceksin. Koşuşu değil henüz, yürüyüşü. Tamam. Onu şampiyonluğa yakın kullanacağız. Koşacaklar mı daha? Tabii. Abi Şimdi tempo yürüyor. çok iyiydi. Kaç kilometre koştular? Ne kadar sprint yaptılar? Çok merak ediyorum. Ben sana pas sayısını söyleyeyim. Ya bayıldın değil mi? Gene 300'de kaldı pas sayısı. 324 pas. Bayıldın değil mi? Başakşehir 324 pas. 568 pas. 324 pas, 16 şut. Rakip ceza alanında 31 defa topla buluşma. Çok güzel hissi. Tam senin sevdiğin istatistikler. Çat 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 Şimdi futbol böyle olunca güzel. Şimdi biz kötü oynanan maçlarda kötü oyunun sebeplerinden bir tanesinin geride işte stoperler artı kaleci arasındaki manasız paslaşmalardan kaynaklandığını söyleyip pasların ileride orta sahanın ötesinde rakip ceza sahasına yakın olması durumunda etkili olacağını söylüyordum hep. Yani ben Ya bu pas bakış açısıyla çok haklısın. Çünkü bu pas 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 savunmadaki pas 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 rakibin santraforları almasını, kanattan çıkacak oyuncuların önünü kapatmasını, herkesin açısını doğru almasını falan sağlıyor. Ve hücumdaki etkinliğini senin %50 falan düşürüyor. Belki %80 düşürüyor. bir de geri dönmek zorunda kalıyorsun topu kaptırdığın zaman. En Evet. kötüsü o, kontra yiyorsun. Evet. Halbuki işte hızlı oyun oynadığın zaman, yani Galatasaray'ın aşağı yukarı attığı bütün goller çok hızlı. Bir de şey söyleniyordu işte, Galatasaray yetenekli ayaklarıyla. Tamam, ama onların bir sistemi var. Şimdi Beşiktaş maçında atılan ikinci gol, ondan sonra bugün atılan ilk gol, Torreira'nın rakip ceza sahası önünde baskı yaparak topu alması, penaltıda pardon, alması. Bunlar hep çalışılmış şeyler. Yani bunlar çalışılıp motor şeyler, refleksler gelişmeden, motor hareketler gelişmeden olacak şeyler değil. Yani Galatasaray bugün gol sayısına bakmadım. İşte az gol Abi, atıyor diyorlar. Boye'den bahsetmedim bile. Ha, Boy bugün takımda en kötü kim desen bu Boy derim. Abi, Çünkü çok çok bindirdi ama 2-3 tane o yapması gereken pas var. Onları yapamıyor. Yapsa sadece hücumla ilgilisin. Adam Münir'e adım attırmadı. Sürekli geriye döndürdü. Münir bir savunmasına bir hiçbir şey demiyorum oyuncu. zaten. Savunmada Ve çok iyi. Ben onu Fransa Raşit milli Dönem takımının kadrosuna layık görüyorum. Hücumda bunları da yapsa Fransa milli takımına seçilecekti. Bir de şeyi söyleyeyim. Raşit Sa'da iki Raşitsa'nın kere bu kadar güçlü kalmasını sağlayan Boey'in savunmadaki o müthiş duruşu. kesinlikle ben savunma tarafına bir şey demiyorum. Hücumla birlikte baktığım zaman söylüyorum. Yalnız 2-3 kere de Boey önde kaldığı zaman Raşit Sa Münir'i karşıladı. Ona da dikkat et. Raşit Sa'nın da savunması çok iyi. Yani ikisi artık birbirinin şeyi oldu. Genelde bunlar yan yana oynayan oyuncular açısından söylenir. İkililer önemli diye. Ama önlü arkalı ikilide de Galatasaray Kazımcan, Emre Taşdemir artı Kerem, sağda da Boey ve şeyle Raşit Say'la güzel ikililer buldu. Valla ben Okan Buruk'u tebrik ediyorum. Şu açıdan tebrik ediyorum. Bana şimdi gene sen futboldan anlamıyorsun Hakan Can diyenler çıkabilir. Şu ana kadar izleyenlerden ben Van Aanholt'u beğeniyorum. Van Aanholt oturacak Kazım Can ya da hiç daha esame listesinde adı olmayan Emre Taşdemir oynayacak deselerdi. Hadi lan derdim yani. Hadi neyi anlatıyorsunuz abi? Tamam bunlar iyi futbolcular da adam Van Aanholt yani. Fatih Hoca'nın transferi hücumda güçlü falan. Sistem oyuncuyu da yukarı taşıyor. Yani o kaliteli oyuncular bu çocukları da geliştirecekler.
darısı Yunus Akgün'ün başına. Biz senenin transferi olacak demiştik. Bu rekabetten kaçamaz, küsemez, çalışacak. O da girdiği zaman fark yaratacak inşallah. Evet, şimdi Yunus'un ve Van Aanholt'un bugün olmama nedenleri o spor maçındaki performanslarıyla ilgili düşünüyorum. Van Aanholt yedekti, Yunus kadroda bile yoktu. Öyle hatırlıyorum. Ben bakmadım yedek kadrosuna, nasıl ama yani Ama kadronun oyuncusu yani o kadar. evet, Ve genç ve Galatasaray şimdi kadrosunu yetiştirdiği bir oyuncu. biz Adana Demirspor'daki Yunus'u istiyoruz. Fatih Terim'in oyuna son dakikalarda aldığı zaman hiçbir verim veremeyen Yunus'u istemiyoruz. Ki Yunus bu sezon 2-3 asist yaptı ama daha çok Galatasaray'daki eski hali gibi. Valla Adana geçen sene Demirspor'daki evet. geçen sene Adana Demirspor'da izlediğimiz gol atan, attıran Balotelli'yi tekrar bu yaşında transfer yaptırtan Yunus'u istiyoruz biz. Valla Galatasaray'a 3 tane gol atan Yunus'tan bahsediyoruz değil mi? 2 tane Adana'da, bir tane Bir tane de İstanbul'da atmıştı. Evet. yani çok yüksek potansiyelli bir oyuncu, küsemez. Ben oynamıyorum diye küsme, üzülme hakkı yok. Maaş spekülasyonları yapılıyor. İyi oyuncu iyi para kazanır. Sabret kardeşim. Çalış, gir rekabete. Bu takımın sana da ihtiyacı var. Önünde de örnek var. Emre Taşdemir ya geçen sene Giresunspor'da yedekti. Evet. Oynadı canım 14 maç falan. Ama az oynadı. Orada Az şey oynadı. Az oynadı. eski Bursalı, Avustralyalı Aziz Aziz neydi? Bey. Aziz Ha, o Bey. oynuyordu. Evet. O oynuyordu. Yani şeyde bile oynayamıyordu. Hayır, bu kadar Giresunspor'da bile. büyük sakatlıklardan çıktı. Galatasaray rezerv takımına gönderildi. Oyna oralarda takıl dendi, takım bul dendi. Ama geldi aldı forma işte bu kadar basit yani. Ben şey bak Karagümrük maçı değil mi? Beşiktaş maçı. Bugün de sakatlanana kadar olan bölümde Emre Taşdemir yani Karagümrük maçında oyun kötü ama skoru belirleyen oyuncu oldu. Beşiktaş maçında bayağı takır takır top oynadı. Bugün de tekrar edeyim umarım hafif bir sakatlığı vardır. Bileğini tutarak çıktı. Galatasaray'ın bu iyi oyununda yani 3 yerli oyuncu zorunluluğunda bu kadar iyi oynamasını oyunun güzelleşmesini sağlayan gizli kahramanlardan bir tanesi oldu Emre Taşdemir. Ve o zaman Yunus da ona bakacak. şu yüzünü bir astırayım senin. Muslera'nın kart cezası durumuna düşmesi. Dördüncü kez kart görüyor. Dördüncüsü de itirazdan. Kaptan. Bugünkünü taktik sarı kart olarak değerlendirebilirim. Yani kızmıyorum. Ama Önümüzde orada hakem şimdi bak. ben Bugün de haklısın. herkes Taktik sarı kartı. Ben itiraz bak kaptan etmiyorum olan sana. Uğurcan var, Altay var. Bunlar hiç hakeme ceza sahasında dışına çıkıp konuştukları zaman kart görüyorlar mı? Yok dediğin gibi abi taktik sarı kart. Sıradaki maç İstanbulspor maçı. İstanbulspor maçını Galatasaray Okan'la da kazanır diye düşünmüş olabilirler. Bir ferahlayalım ama ben itirazdan kart gören futbolcu görmek istemiyorum. Yani karar değiştiremiyorsunuz ama bu seni tebrik ediyorum taktik kart. Yoksa Yani görmek. bana öyle geldi. Tabii, 7-0'da 90. dakikada başka türlü kart 7'de mi görmek. 6'da mı? Yani çok bir maç 7'de. bitmişti. 7'de. 7'de mi? 7'de. O da ada şimdi bak. Akıllı adam kendini nasıl belli eder? Biliyor ki başka kaleci olsa sarı kart 6'da göstermez. 5'te 5'te yemiş abi. 5'te mi? 5. Öbürleri zaten peş peşe geldi. Zaten İlk devre biterken 2 gol bir dakikada, maç biterken de bir dakikada 2 gol. Bu da şeyi de gösteriyor. Ha, onu da söyleyelim. Sen 5. sekansı söyle dedin. Galatasaray'ın kondisyonu, fiziki gücü. Onun da bir altını çizelim. Son dakikalarda yani 8'i bile kovaladılar. Yani biraz daha vakit olsa 8'i atacak da Galatasaray önde baskıyla. Bir de dikkat et Mertens ondan sonra Icardi hep ileri gelin diyor arkadaşlar da. Yanımıza gelin. Diyorlar. Bizim çevremizde baskı yapalım diyor ve Galatasaray baştan beri Okan Buruk'un vurguladığı önde baskıyı bugün çok başarılı uyguladı.
Yani herhalde Galatasaraylılar için sezonun en güzel günü bugündü. Sadece Başakşehir'i yendikleri için değil, şampiyonluktaki en büyük rakibi gözüken Fenerbahçe'nin de kaybettiği için. Moraller tazelenmiş, oyunculara ve teknik heyete güven yükselmiş bir şekilde, damağında kalmış şekilde 1,5 ay sonra İstanbulspor'la TT Arena'da oynayacakları maçı bekleyecekler. Şimdi bu programda ben sana şunu da söyleyebilirdim son cümle olarak. 8'de kapanır, 18'de kapanır diyebilirdim. Ben vallahi dün bunu düşündüm, biliyor musun? Fark 8 olursa ne konuşulur? 8'de kapanır, 18'de bunu Fatih Hoca yapar deyip Fatih Hoca'ya kampanya yapabilirlerdi. Okan Yok, Buruk şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Fatih Hoca da en az bizim kadar Galatasaraylı, en az ne demek bizim kadar. yani? Evet. Onu şey yapıyorum, geri alıyorum, özür cümlesi olsun. Fatih Terim şu anda futbolcusu, ondan sonra milli takımda yardımcısı ve çok sevdiği bir oyuncu olan Okan Buruk'un başarısından bence gurur duyuyordur, mutlu oluyordur. Ben başka bir Bilemedim. şey düşünmüyorum. Ağzından duymadık ama şöyle dedikodular çıkarttılar. Kasım'dan sekerse Aralık'ta oradayız diyormuş. Sözüm ona Ya dedikodulara göre. bu tür Çok şeyler ayıp şeyler bunlar yani. Evet. yani şeye de oldu. Ya Yani ben bazı şeyi şeyler. anlamıyorum yalnız. Abi süremiz çok az kaldı. 6 dakika 30 saniyemiz var. Şunu anlamıyorum. Fatih Hoca çalışmayı bıraktığı zaman konuşmayı da bırakıyor. Fatih Hoca bu ülke futbolunun en önemli figürlerinden bir tanesi. Konuşsun ya biraz, anlatsın. Jesus ne iyi hoca desin. İyi oynuyor çocuklar desin. Galatasaraylılara sabır desin. Ne demesi gerekiyorsa o bilir. Ne söyleyeceğini ben söyleyemem de. En azından onun söylediği sözler üzerinden kamuoyunda tartışma olur, gündem olur, oyun gelişir. Küskün küskün bir kenara çekilmesin, çekilmemeli. Ben bu konuda hiçbir yorum yapamıyorum. Çünkü Fatih Terim, Okan çok iyi dese işte bir dahaki maç bu kadar iyi olmazsa kendine yer hazırlıyor derler. Okan Buruk Ha, doğru. kötü dese kendine, yani onun için bence Fatih Terim'in şu anki tavrı doğru bir tavır. Ben farklı düşünüyorum. Bir kanaat önderleri bol bol konuşmalı üstelik yani. Az da konuşmamalı, çok konuşmalı. O Futbol zaman yani üzerine bak, sen konuşuyorsun, ben konuşuyorum. Herkes konuşuyor. Fatih hocalar da konuşsunlar, Mustafa hoca da konuşsun. Konuşsunlar. Çalışmayanlar konuşsunlar, anlatsınlar. Bunlar gerçekten Türk futbolundaki çok önemli yapı taşları. evet. Ama ben o konuda senden ayrı düşünüyorum. Tamam, farklı düşünüyoruz. Saygı duyuyorum sana. Maçın kariyası. Torreira'yı söyledik. Kazım Can'ı söyledik. Icardi, Kerem mi, Raşit Sa mı diyeyim? Hadi 3 gol için Kerem diyeyim. Tabii canım. Yani Kerem de artık surat asmamayı öğrenecektir. 3 gole rağmen bekleyeceği günler olacak kulübede. Bunun bir takım oyunu olduğunu, takımdaki herkesin kendisi kadar değerli olduğunu unutmadan coşkuyla, sevgiyle formasına sarılsın. Galatasaray taraftarı onu çok sevdi. Kerem kendini çok hırpaladı. Küskün yüz ifadesi, moralsiz, coşkusuz haliyle üzdü insanları. Evet, meslektaşlarından daha az para kazanıyor takımdaki ama daha çok genç, çok paralar kazanacak. Bunları bıraksın, oyununu oynasın, keyfine baksın. Zaten onun hakkını yorum yapan herkes savunur. Kesinlikle. Bir de şöyle baksın. Burası bir doktora sınıfı gibi baksın kendisine. Üniversiteyi bitirmiş, master'ı bitirmiş, doktora yapan bir öğrenci gibi baksın. Yanında Icardi var, Raşit Sa var, Mertens var, Sergio var, Abi kim yok? Gomis var, Mata var. Beğen, Seferovic var, Mata var. Mata Çok var. çok zengin. Yunus Akgün var. Çok kaliteli bir Ben Türkiye'dekileri genciyle söylemiyorum. Dünya yaşasınlar. çapındaki yıldızlar açısından söylüyorum. Bunlarla
aynı sahada olmak, onların yaptığı hareketlerden ufak tefek bazı şeyler öğrenmek, her birinden bir şey öğrense, şu anda bir alıyorsa üç maaş alır. Evet. Güle güle de harcasın aldığı zaman. Hepsine Öğren. helal olsun. Hepsine Şimdi helal olsun aldıkları. final cümlelerini istiyorum Amerika'dan. Prensesin odasındasın. Evet ama babası geldi aldı, biraz uyduklanır gibi oldu, duymadınız. Çok çok hassas fotokopi kağıdı Yok. diyorum ben. Hassas fotokopi kağıdı benim güzel torunum. Çok hafif vızıklayınca babası geldi aldı. Sen bile fark etmedin onu. Fark etmedim. Çok ustaca Evet. manevra. Evet. Evet. Allah Evet. korusun. Hep iyi insanlar çıkarsın inşallah. Her zaman hepimizin. Şunu söyleyeyim. Geçen sefer Icardi'si olan şampiyon olur demiştim. Bu sefer de kadife ayakların yürüyüşü kararlılıkla başladı diyeyim. Kadife ayakların yürüyüşüdür başlığımız. Evet. Ağzına sağlık. Bir dahaki program İstanbul ya da Urfa'dan yapacağız. Dönüyorum artık. Hoş gelirsin, sefa gelirsin. Güzel bir başlık verdin. Görüşmek üzere abicim. Çok teşekkür Sağ ol ederim canım. bunun için. Herkesi tebrik ediyorum. Galatasaraylıların çok mutlu bir günü bugün. Hepsi, her günleri böyle olsun. İnşallah. Hadi görüşürüz abicim. Bir de durdurmayı başarabilsem bunu. Boş ver, durdurma.